Evet değerli arkadaşlarım, bu eğitim videomuzda da Fanuk CNC Dikişleme Merkezi'nin offset sayfasını sizlere anlatacağım. Klavyeden offset kısmına, offset tuşuna bastıktan sonra offset sayfası önümüze geliyor arkadaşlarım. Offset sayfasının birinci satırları arkadaşlar takım Z boylarının değerleridir. Takım Z boyu aldığımız değerlerdir buralar. Örneğin birinci takımın Z boyunu buraya biz almışız. Offset sayfasının birinci satırı takım Z boyudur. Offset sayfasının ikinci satırları ise arkadaşlar takımlarımızın Z offsetidir. Yani Z'de eksi veya da artıya offset değeri buradan verebiliyoruz. Örneğin benim böyle bir parçam var. 1, 2, 3 tane farklı çaplarda delik işlemim var. Ve ben hepsini 3'er milim puntaladım örneğin. Daha sonra programda hepsini teker teker değiştirmek yerine 2 milim daha insin, 5 milim punta derinliğim olsun istiyorum örneğin. Geliyorum buraya. Eksi 2 veriyorum. Ve klavyeden veya da buradan input dediğinizde eksi 2 buraya atar. Ve bütün delikleri 2 milim daha fazla girer puntamız. Bu şekilde Z offset değeridir. Veya da 2 milim kaldırmak isterseniz de buraya yine 2 milim yazıp input derseniz 2 milim takımınızı kaldırmış olursunuz yukarı. Daha sonra 3. satıra gelecek olursak 3. satırlar ise bizim takımlarımızın yarıçap telafi değerleridir arkadaşlar. Örneğin 10 milimetre bir freze kullanırsak buraya 5 verdiğimiz zaman takımımızın yarıçap telafisini girmiş oluyoruz. Tabii ki burası da G41 ve G42 ile kullanılıyor. Programımızın içerisinde G41, G42 kullanmamız gerekiyor. Tezgahın burayı görmesi için, buradaki değerleri görmesi, okuması için. Bir yandaki son offset sayfasının son satırları ise arkadaşlar nedir? X ve Y'de 3 eksen tezgahlar için X ve Y offseti diyebiliriz arkadaşlar. X ve Y offsetini de buradan veriyoruz. Tabii ki yine G41, G42 kullanacağız programımızda ve D, burada Wear D parantez içerisinde yazmış zaten. G41, G42 ile aynı satırda D değerini de kullanmamız gerekiyor. Nasıl? G42 D1. Birinci takım, birinci offset ise eğer D1, ikinci offset ise D2, üçüncü offset ise D3 yazıp buraya da X ve Y offseti değeri verebiliyoruz arkadaşlar. Burayı da anlatacak olursam eğer, örneğin interpolasyon yapacağımız zaman arkadaşlar, interpolasyonumuz ölçüsünden büyük veya küçük olursa ne yapabiliriz? Buradan X ve Y'ye X veya Y'ye offset vererek bu interpolasyon çapımızı küçültebiliriz veya da büyütebiliriz arkadaşlar. Offset sayfasını elimden geldiği kadar sizlere tanıtmaya, ne işe yaradığını anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına ekleyin. Bizler de sizlere oradan yardımcı olmaya çalışalım ve sizlerin soruları doğrultusunda videolarımızı, video eğitimlerimizi sizlere aktarmaya, paylaşmaya devam edelim değerli arkadaşlarım.